arkadaşlar. Geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere transport katmanını incelemiştik. Transport değeri incelemiştik. Bugün dersimizde sırasıyla network katmanı, işte data link katmanı, fiziksel katmanı inceleyeceğiz. Ondan sonra encapsulation olayının nasıl yapıldığına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada network katmanı, data link katmanını değineceğiz ama bunlar kısa değinmeler olacak arkadaşlar. Yani uzun uzadıya bunları bu dersimizde işlemeyeceğiz. Ama bu konular çok önemli olduğu için ileride bu konulara çok net bir şekilde değineceğiz. Arkadaşlar dikkatinizi çektiyse network layer ve data link layer kavramı geçtiğinde sürekli olarak bu konuların çok önemli olduğunu ve ileride değineceğimizi belirtiyorum. Bunun nedeni arkadaşlar bu konuların gerçekten ileriki derslerimizi anlamanız açısından çok önemli olduğudur. Bu dersleri anlamadan network layer ve data link layer'ını daha önce network layer'ın tanımını nasıl yapmıştık arkadaşlar? Find path, find best path. Yani yolu bul. Eğer birden fazla yol varsa en iyi yolu bul arkadaşlar. Peki dijital ortamda, network ortamında, internet ortamında bu yol bulma işlemi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Arkadaşlar internet ortamında bu yol bulma işlemi IP adındaki internet protokolü ile yapılıyor arkadaşlar. Bunun kısaltılması da IP. Çok fazla duymuşsunuzdur IP kavramını. Derslerimizde biz de bunu çok derinlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunların hesaplamaları çözümlemeleri bunları ayrıntılı bir şekilde değineceğiz arkadaşlar. IP ile yolumuzu bulduktan sonra arkadaşlar sıra geliyor fiziksel adresleme arkadaşlar. Data link layer'e yani. Data link layer'da MAC adresine göre fiziksel adresleme yapılıyor arkadaşlar. Data link katmanında yapılan başka bir işlemse arkadaşlar sinyalizasyon arkadaşlar. Sinyalizasyon nedir arkadaşlar? Şu kavramı herhalde hepimiz duymuşuzdur. Çizelim hemen. ADSL modem. ADSL modem ne iş yapar arkadaşlar? Mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. İnternete neyle bağlanıyoruz? Ya ADSL modemle bağlanırız, ya işte 3G teknolojisiyle bağlanırız veya fiberle bağlanırız. Ama en sık kullanılan yöntem hala ADSL modemdir arkadaşlar. ADSL modem ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi burada bir telefon hattının olduğunu biliyoruz. Şurada da bizim bilgisayarımız var arkadaşlar. Biz bu tarafı analog dünya olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz. Burasını da dijital dünya olarak. Bu ADSL modem ne yapıyor arkadaşlar? Bu analog dünyadan gelen verileri, sinyalleri içinde bir takım işlemlere uğratarak dijitale çevirerek bizim bilgisayarımıza ulaştırıyor arkadaşlar. Modem kelimesinin kelime anlamı ise zaten modülasyon ve demodülasyon kelimesinden geliyor arkadaşlar. Yani modüle ediyor, demodüle ediyor.
Daha basit bir tabirle arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Dijital dünyayı, analog dünyayı dijital dünyaya çevirme işlemini yapıyor arkadaşlar. Basitçe modemi bu şekilde tanımlayabiliriz. Modülasyon, demodülasyon işlemi yapıldıktan sonra arkadaşlar olay yalnızca fiziksel katmana kalıyor. Fiziksel katmana daha önce belirttiğimiz gibi son derece basit bilgisayardaki veriler tamamıyla şu şekilde dönüyor arkadaşlar. Bunu daha güzel bir şekilde yazalım. Olmadı. Şunları da silelim. İki yok tabi. Bilgiler bu şekilde akıyor arkadaşlar fiziksel katmanda. Milyonlarca, milyarlarca, 1 ve 0. Matrix gibi. Bu bilgileri verdikten sonra arkadaşlar şimdi tekrar önceki konularımıza kısa bir dönüş yapacağız. Bizim bu OSI referans katmanındaki layer'ların datamıza neler eklediğini hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Meşhur tablomuzu yine ekranda çağırdık arkadaşlar. Neydi? Tekrar hatırlıyoruz. Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, Physical Layer. Application Layer'da arkadaşlar bunları tekrar anlatıyorum. Bunlar önemli. Her anlatışımda farklı bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor bunlardan. Application Layer'da datalar oluşturuyordu. Datayı oluşturan neydi arkadaşlar? Uyguladığımız programlar. Ne olabilir? Internet Explorer, MSN, Yahoo Messenger, işte Telnet Session'ı, bunun gibi birçok uygulama sayabiliriz arkadaşlar. Ne gibi protokoller kullanıyorduk arkadaşlar bu application layer'da? Onları da bir hatırlayalım kısaca. Şuradan parçamıza geçelim. HTTP arkadaşlar, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, DNS, Domain Name Server, DHCP olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu kalemle pek yazamıyorum, ben onu silelim. Şuradan şöyle yazalım. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, DNS, Domain Name Server, FTP, File Transfer Protocol, şöyle bir protokolümüz var arkadaşlar, HTTPS, HTTP'nin secure şekli arkadaşlar bu. Bir de ne yazalım arkadaşlar? DHCP. Sistemle daha önce ilgilenen arkadaşlar bu DHCP protokolünü çok duymuşlardır arkadaşlar. Bu Dynamic Host Control protokol. Bu protokol arkadaşlar Cisco'da bunu çok kullanacağız. Cisco routerların özelliği, switchlerin özelliği de bu şekilde bir özelliği var. IP'yi dağıtan protokolü, bilgisayarların otomatik olarak IP almasını sağlayan protokole denir arkadaşlar.
İşte bunlar ve bunlar gibi protokolleri bunlar ve bunlar gibi protokoller arkadaşlar datayı oluşturur. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada datamız oluştu. Çizelim hemen datamızı. İçine de data yazıyoruz. Datamız oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir alt katmana geçiyoruz arkadaşlar. Yani nereye? Presentation layer'a geçiyoruz. Presentation layer'da arkadaşlar oluşturulan datanın üstüne datanın üstüne verinin sunumu yapıyor arkadaşlar. Ne olabilir bu? Dil olabilir arkadaşlar. Mesela dil. Ne olsun? Türkçe olsun. Türkçe ve UTF-8 diye bir format var arkadaşlar. Onu yazalım. Yazamıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle daha güzel oldu. Datamız oluşturuluyor. Presentation katmanında datamıza dil ve dilin kullandığı format veya bunların dışında presentation katmanında encryption var mı yok mu, o da eklenebilir arkadaşlar. Bunun gibi daha bir sürü şey eklenebilir data ile ilgili olarak. Session katmanında ise arkadaşlar yine datanın üstüne şuraya oturum bilgileri falan yazılır arkadaşlar. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Şurada, burada anlatılmak istenen olay şuradaki 3 katmanın programa hizmet etti arkadaşlar. Yani kullanıcı işlemleriyle ilgili işler yaptı. Application, presentation, session. Ne oldu? Uygulama oluşturuldu. Uygulamanın sunumu yapıldı. Uygulamanın oturumları açıldı. Nedir bu? Mesela MSN programını buna örnek verebiliriz. MSN'le uygulama oluşturuldu. Presentation'la uygulamanın sunumu yapıldı. Ve session'da MSN'in oturumları ayarlandığı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra işler biraz değişiyor arkadaşlar. Transport katmanına geldiğimizde arkadaşlar işler değişiyor. Transport katmanı ne yapıyor arkadaşlar? Transport katmanı segmentasyon yapıyor arkadaşlar. Segment parça demek oluyor. Yani transport katmanı datayı parçalıyor arkadaşlar. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuş olabilir arkadaşlar? Datayı parçalama gibi bir ihtiyacımız olabilir. Mesela diyelim ki biz dosya paylaşım sitesinden veya bir FTP'den çok büyük bir dosya çekiyoruz arkadaşlar. 1 GB büyüklüğünde bir dosya çektiğimizi düşünelim. Bu dosyayı tek bir seferde çekebilir miyiz? Yani tabii biz tek bir seferde çekebiliriz ama hiçbir protokol buna izin vermez arkadaşlar. Onun için transport katmanı bu datayı küçük küçük parçalara bölerek bize gönderir arkadaşlar. Ya da bizim FTP'ye göndermemizi sağlar. Şöyle yapalım. Datamızı böyle bir transport katmanı datamızı parçalara böldü arkadaşlar. Transport katmanımız segmentasyonumuzu, parçalarımızı yaptı arkadaşlar. Yalnız bununla işi bitiyor mu
Transport katmanı. Tabii ki hayır arkadaşlar. Ne yapıyor transport katmanı? Data'ya destination port ve search port bilgilerini ekliyor arkadaşlar. Hatırlayabildik mi? Geçen derslerimizde bunu ayrıntılı bir biçimde görmüştük arkadaşlar. Mesela adam transport katmanında buraya 21 yazdı. 21 neydi arkadaşlar? FTP. Yani bizim destination portumuz ne oluyor burada? FTP'ye gidecek. Hedef bilgisayarda FTP'ye gidecek. Eğer 80 olsaydı HTTP'ye gidecek. Yani internet diyelim biz ona, internet olarak daha bilinen tabirle internet diyelim. 53 yazsaydı DNS'e gidecekti arkadaşlar. 67 yazsaydı DHCP arayacaktı. 23 yazsaydı Telnet'e gidecekti. Bunun gibi daha birçok şey sayabiliriz arkadaşlar. Birçok port numaramız var. İleride bunların hepsini teker teker göreceğiz. Tabi altta gördüğünüz gibi bir de search portumuz eklenecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçen derslerde gördüğünüz portlara kısaca bir dönüş yapalım isterseniz. Şuraya yazalım. Biraz büyütelim. Ne demiştik arkadaşlar? 0 ile 1024 arasındaki portlarımız bizim well known. Yani ne diyoruz arkadaşlar? İyi bilinen portlar. Daha sonra ne demiştik arkadaşlar? 1025 ile 49.151 arasında registered port vardı arkadaşlar. Registered port. Ayana bunları registered port olarak ayarlamış ve bunları isteyen program üreticilerine satmakta arkadaşlar. Bu daha önceden 1025 ile 23.000 arasında bir aralıktı. Ancak daha sonra bu aralık genişletilmek zorunda kaldı. Çünkü birçok program geliştiriliyor dünyada ve bunların hepsine bir port numarası gerekmekte arkadaşlar. O yüzden bu 23.000'den 49.151'e çıkarttı arkadaşlar. Bunu da bir genel kültür bilgisi olarak verelim. 49.152 ile 65.635 arasındaki portlara ise biz dynamic port. Dynamic port diyoruz arkadaşlar. Bunlara private port da deniyor. Bunu biraz açalım arkadaşlar. Çünkü bu biraz karışık bir konu. Dynamic port davası biraz karışık bir konu. Biraz açmamız gerekiyor. Açıklayalım şimdi arkadaşlar. A ve B noktamız var. A noktasında biziz. B noktasında da bir ISS yani Internet Service Provider var arkadaşlar. Biz bir tane paket gönderiyoruz. Paketimiz bu olsun. Destination port 80 diyelim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunu gönderiyor. Paketi gönderiyor. 80 nolu paketi aldı. Mesela Google diyelim. Google 80 nolu paketi aldı. Ona geldiğini anladı. Peki arkadaşlar bu IIS geriye nasıl dönecek arkadaşlar? Hangi porta geriye bitirecek? İşte arkadaşlar Dynamic Port ne yapıyor? Kendisi 49.152 ile 65.635 arasında bir
port numarası üretiyor. Yani bu tabiri caizse sallama bir numara arkadaşlar. Yani herhangi bir numarayı bu aralıktan port numarası olarak atıyor. Bunu da bu pakette gönderiyor. Benim bak döneceğim port numarası mesela diyor ki 60.322. Sen bana dönerken bu port numarasıyla döneceksin diyor. Google amca da dönerken o port numarasına buna geliyor. 60.000 küsürü görünce ağ makinesi bu portun az önce gönderdiği pakete cevap olduğunu anlıyor ve ona göre işleme koyuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Evet arkadaşlar, olay şu, aynen şekilde çizdiğim gibi oluyor arkadaşlar. Bu buna gönderirken 80 numaralı portuna gönderiyor IIS'in. Diyor ki benim portum 60.000. Bu 60.000 başka bir numara da olabilir arkadaşlar, buna takılmayın. IIS de diyor ki ben senin 60.000 numaralı portuna gönderiyorum. Bendeki sonuç numarası da 80. Yani buna cevap olarak bu paketi gönderiyor arkadaşlar. Son derece basit. Evet arkadaşlar, bu açık olan portları nasıl görüyorduk? Komut satırına gelip netstat yazdığımızda arkadaşlar bizim açık olan portlarımız, açtığımız olan portlar gözüküyordu. Şu an portları döküyor arkadaşlar. Komutumuzu yazdık. Netstat komutumuzu yazdık. Bakın burada HTTP session açmış. Burada HTTP açmış. Net çok HTTP ve HTTPS de var bakın. Bunlara kendi kafasından bir takım port numaraları atamış arkadaşlar. 49.251, 49, 44, 42. Gördüğünüz gibi hepsi 49.000 ile 65.635 arasında kalan aralıkta. Tabi genelde daha 49.000 kullanılmış ama bu arttıkça, port numaraları arttıkça ileri doğru gidecek arkadaşlar. Ama tabi normal bir kişisel bilgisayarda çok fazla böyle portla açılması mümkün değil. Kaç tane internet adresine bağlanabiliriz ki arkadaşlar? Yani ya da kaç tane telnet sesine bağlanabiliriz ya da kaç tane FTP sitesine bağlanabiliriz? Yani bu portların hepsini kullanmamız mümkün değil. Yani dynamic portlar bize fazlasıyla yeter. Dynamic portu anladığınızı düşünüyorum. Yani bütün portları anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şunları da bir silelim. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Süreci baştan kısaca anlatalım. Application layer'da data oluşturulmuştu. Presentation layer'da dataya dil bilgisi, dil tipi, encryption bilgisi gibi sunumla ilgili şeyler eklenmişti. Ondan sonra session katmanında bunlara oturum bilgileri eklenmişti arkadaşlar. Daha sonra transport katmanında segmentation yapılmıştı. Data parçalanmıştı, paketler ayrılmıştı arkadaşlar. Ve destination port ve search port kavramlarını burada tanımıştık ve search port'un portların açıklamasına girmiştik arkadaşlar. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Şuradaki dataya, transport katmanının dataya eklediği kısma header deniyor arkadaşlar. Header. Bundan sonra bu bilgiyi de verdikten sonra artık network katmanına geçiyoruz arkadaşlar. Network katmanına geçtiğimizde bu katmanda datamız, yani datamız diyelim ona yine, datamıza şurada eklenen destination transport katmanında eklenen destination port ve search port bilgileri şurada layer 4 olarak geçti arkadaşlar. Layer 4 olarak geçti. Data layer 4. Şimdi burada layer 3, yani network katmanımızda bunlara destination IP ve search IP bilgileri ekleniyor arkadaşlar. Destination IP ve search IP. Şunu şöyle çizelim arkadaşlar.
noktası, B noktası. IP buradan buraya gidiyor, paket buradan buraya gidiyor diyelim arkadaşlar. Destination IP, burada B'nin IP'si olur. Storage IP ise A'nın IP'si olur. Basit yani. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Data link katmanına geldik. Ne oldu? Datamız daha önce ne yapılmıştı? Datamız vardı. Layer 4 katmanı, transport katmanında search bilgisi eklenmişti. Ondan sonra network katmanında layer 3 bilgisi, yani destination IP, search IP eklenmişti. Data link katmanında ise ne yapıyordu arkadaşlar? Fiziksel adreslememizi yapıyordu. Fiziksel adreslemeden kastımız destination port ve search port. Değil tabi, buraya ben yanlış yazmışım. Bunlar MAC olacak. MAC. Şöyle silelim. Bazen biz de hatalar yapabiliriz. Hemen düzeltelim. Destination. MAC ve search MAC bilgileri eklenir arkadaşlar. Bu işlemden sonra gelen katman fiziksel katman. Fiziksel katmanda da ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Her şey 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 diye kablodan akıp gider. Eğer wireless bağlantıysa havada salına gider arkadaşlar. Bu sürecin adı arkadaşlar encapsulation'dır. Encapsulation. Bu önemli arkadaşlar. Encapsulation süreci budur. Evet arkadaşlar, şimdi tahtamızı temizleyelim. Ve yeni resmimizi çağıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çağırdığımız şekilde daha iyi anlayacaksınız. Burada data olarak geçmiş bu 3 katman. Katmanda yapılan olay yalnızca data olarak incelenmiş. Doğrudur. Çünkü ilk 3 katmanda çok fazla bir şey yapılmıyor. Bizim olayımız alt katmanlarla transport katmanından başlıyor arkadaşlar. Transport katmanında dataya eklenen şu tarafı düşünüyoruz arkadaşlar şu an yalnızca. Şu taraf. Transport katmanında dataya eklenen yapılan işleme eklenen header'a segment deniyor arkadaşlar. Segment. Segment header. Network katmanında ise arkadaşlar eklenen header'a paket deniyor arkadaşlar. Paket header. Data link katmanında eklenene ise frame header deniyor arkadaşlar. Frame header. Arkadaşlar burada verilmemiş ama bu 3 segment header, paket header, frame header bunların 3'ünün toplamın ismi PDU olarak geçer arkadaşlar. PDU nedir? Protokol Data Unit. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Transport katmanının PDU'su segmenttir. Network katmanının PDU'su pakettir. Data link
katmanının PDU'su ise frame'dir arkadaşlar. Bunları bilmek her zaman işimize yarayacaktır arkadaşlar. Bunlar daha sonra ileride karşımıza mutlaka çıkacaktır. Evet arkadaşlar, encapsulation'ı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi burada A'dan A PC'den B PC'sine data gönderildiği varsayılmış arkadaşlar. Burada anlattığımız gibi encapsulation'ımızı yapmış. Buradan datamız arkadaşlar 1001 şeklinde buraya akıyor. İşte arkadaşlar de-encapsulation terimi burada uygulamaya geçiyor arkadaşlar. Burada ne yapmıştı? Application katman, application'dan başlamıştık. Physical'a inmiştik. Buradan ise karşıdan bu paket, bu veriyi alacak olan bilgisayar veriyi fiziksel katmandan alıp yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Yani ne yapacak? Bu işlemin tam tersini yapacak arkadaşlar. Bu işlemin, encapsulation işleminin tam tersi de encapsulation'dır arkadaşlar. Son derece basit. Veriyi alacak, data link'te search MAC adresine, destination MAC adresine bakacak. Eğer destination MAC adresi kendisi ise bir üst katmana çıkartacak. Bir üst katman ne arkadaşlar? Network. Bakacak burada data destination IP'sinde kendi IP'si gözüküyorsa arkadaşlar bir üst katmana çıkartacak. Bir üst katmanda port numarasına bakarak port numarasına göre işlem yapacak. Ondan sonra session katmanı, presentation katmanı, application katmanı ve application katmanında artık kullanıcının karşısına veri gelecek. Tabii alttaki şartları gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer şartlardan bir tanesi uymuyorsa, mesela destination IP'si farklıysa ya da destination MAC adresi farklıysa ya da port tutmuyorsa bu veriyi drop edecek arkadaşlar. Drop ne demek? Düşürmek arkadaşlar. Yani veriyi yok edecek arkadaşlar. Encapsulation ve de encapsulation konusunun anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü oldukça basit bir konu. Şekillerle destekleyerek iyi bir şekilde anlattığımı da düşünüyorum. Bu dersi burada noktalamak istiyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.